Bugün Biden, düzeltiyorum, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmenin de en önemli konu başlıklarından biriydi. Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında tarihi bir mahkum takasına ev sahipliği yapması. Bir Rus ve bir Amerikalı mahkum Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde gerçekleşti o takas meselesi. Ülkelerine iade edildiler. Film gibi bir operasyonun da perde arkasında yaşananlar haberimiz olacak şimdi. ABD ile Rusya arasında filmlere konu olabilecek bir tutuklu takası gerçekleşti. O takasa Türkiye ev sahipliği yaptı. Ukrayna Savaşı için arabuluculuk rolü üstlenen Ankara, son yılların en kritik diplomasi trafiğine sahne oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Rusya ve Ukrayna'ya gitmeden evvel Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüştü. Ardından Moskova'ya geçti ve Putin'le görüştükten sonra tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. İşte o telefon kritik takasın habercisiydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından ABD ve Rusya'dan peş peşe uçaklar havalandı. Saatler sonra Ankara'ya teker kondu. Bu takas belki başka yerlerde de olabilirdi ama taraflar Türkiye'yi tercih ettiler. Türkiye bunun ev sahipliğini yapmayı kabul etti. Süreç Milli İstihbarat Teşkilatı gözetiminde yürütüldü. Saat 14 sularında Rusya'da tutuklu eski ABD'li askerle ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından hükümlü bir Rus pilot takas edildi. Başarılı operasyonun ardından hem ABD hem de Rusya Türkiye'ye teşekkür etti. Bundan sonra gelişmeler ne yönde olursa olsun, Ukrayna Savaşı'nı kastediyorum, Türkiye her aşamada belli bir aktör olmayı sürdürecek. Önce savaşa bir çözüm bulması çabaları, daha sonra casus takası, göreceksiniz enerji krizi giderek büyüyecek. Bu alanda da Türkiye önemli bir aktör olacak. Bu MIT'in imza attığı ilk operasyon değildi. 2018 yılında da Kenya'dan kaçırılıp Somali'ye götürülen İtalyan bir hemşire kurtarılarak 2020'de İtalya makamlarına teslim edilmişti.